Ve Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara adayları için arayışını sürdürüyor. İstanbul'da ve birden fazla aday gündemde. Fakat Cumhur kanadı kazanacak aday arıyor. Adayların Ocak ayı ortasında ilan edilmesi beklenirken de Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin belediye başkanlığı destek vermeyi kabullenerek bu görüşmelere de devam etmeleri gerekiyor dedi. Yeniden İstanbul diyor muyuz? Maşallah. Cumhur İttifakı'nda hedef İstanbul ve Ankara'yı yerel seçimlerde yeniden kazanmak. Birçok isim iki kent için gündeme gelse de AKP ve MHP'nin kazanacak aday arayışı devam ediyor. Heyetlerin görüşmelere başlamasına karar verilmişti. AK Parti'den gelen davet üzerine arkadaşlarımız AK Parti'ye gittiler. Ön görüşmeyi yaptılar. Cumhur'un gözü bir yandan da ittifaklarda. AKP ile Yeniden Refah heyetleri arasında ilk temas gerçekleşti. Yeniden Refahlı Suat Kılıç, destek talep edenlerin destek vermeyi kabul etmeleri gerektiğini söyledi. Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğinin idrakinde olmalarında fayda var. Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Erdoğan haftalara önce böyle dese de aday ilanları Ocak ayına sarktı. İki kent için Ocak ortası işaret edilirken aday arayışı da sürüyor. Ankara için Turgut Altınok'un adı öne çıkarken Murat Köse, Ziya Selçuk gibi isimler de henüz denklemden çıkmış değil. Cumhur'un İstanbul'daki aday seçeneği ise daha fazla. Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eski Çevre Bakanı Murat Kurum'un ismi öne çıkıyor. Ancak 3 ismin de anketlere göre mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yarışta geçemediği belirtiliyor. Büyük bir mücadeleyle İstanbul'da işlerimizi yarım bırakmayacağız. Cumhur'un aday belirleyememesi sosyal medyanın da gündemi. Google'ın yapay zeka yazılımı BART 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin İstanbul adayının kim olabileceği sorusuna cevap verdi. Yapay zekanın ilk yanıtı Murat Kurum, ikinci yanıtı ise Tevfik Göksu oldu.